Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin düzenlediği Glasgow'a doğru iklim politikaları webinar dizisine hoş geldiniz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü Glasgow'da yapılacak olan COP26 yani Uluslararası İklim Konferansı ya da İklim Zirvesi de diyoruz kısaca. 31 Ekim'de başlıyor ve bir yıllık aradan sonra aslında COVID arasından sonra müzakerelere geri dönüyoruz. Biz de bu vesileyle öncesinden başlayarak biraz Glasgow'a doğru neler oluyor bunları konuşmak üzere bir dizi webinar başlatıyoruz. 15 günde bir pazartesi günleri saat 15'te başlayacağız ve sonuncusu 1 Kasım'da yani COP başladıktan hemen sonra COP'un ikinci gününde yapacağımız bir dizi olacak. Bu arada biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak ya da işte iklim hareketindeki akademisyen, aktivist arkadaşlarımız olarak yıllardır her sene COP'ları düzenli olarak takip ediyorduk biliyorsunuz ve hem oradan çeşitli yazılarla, yayınlarla gündeme aktarmaya çalışıyorduk hem de sonrasında geldiğimizde her sene mutlaka bir izlenimler toplantısı yapıyorduk. Fakat bu sene COVID döneminde bir ekstra durum ortaya çıktı. İngiltere, belki bunu da biraz konuşuruz. İngiltere, Türkiye ve Türkiye gibi bazı ülkelere kapılarını kapalı tutmaya karar verdi. Eğer COP'a kadar bu durum değişmezse bu kırmızı liste meselesi değişik bir hal aldı ve şu anda kırmızı listede olmasa bile Türkiye'de yapılan aşılar İngiltere'de kabul edilmiyor gibi görünüyor son haberlere göre ve dolayısıyla nedense Türkiye'den gelenler aşılı bile olsalar 10 gün karantinada kalmak zorundalar. Dolayısıyla Türkiye'den pek fazla katılım olabilecekmiş gibi görünmüyor. Biz de herhalde gidemeyeceğiz. Şeyi de merak ediyorum doğrusu. Yani delegasyona nasıl bir ayrıcalık tanıyacaklar onu da merak ediyorum. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün 3 arkadaşımızla Profesör Doktor Semra Cevit Mazlum Marmara Üniversitesi'nden 350 Ork'tan Mahir Ilgaz ve Avrupa İklim Eylem Ağı'ndan Gökşen Şahin. Hoş geldiniz öncelikle. Hep Merhaba. birlikte Glasgow'dan beklentileri, yani Glasgow'a doğru giderken şu anda kulislerde ya da açık açık müzakerelerde neler konuşuluyor? Ülkeler ne gibi hedeflerle Glasgow'a gidiyorlar? Bunları konuşacağız. Ardından 15 gün sonra meselenin ekonomi boyutunu ele alacağımız bir webinar yapacağız. Üçüncü webinarımız uluslararası ilişkiler boyutuyla ilgili olacak. En son da söylediğim gibi 1 Kasım'da yine müzakerelerde son durumu tartışmaya devam edeceğiz. Burada bu sene her sene COP'lardan önce biliyorsunuz çok sayıda rapor yayınlanır. Bu sene de çok önemli raporlar yayınlandı. Tabii en önemlisi IPCC'nin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 6. değerlendirme raporu geldi. Kırmızı alarm başlığıyla. Onun ardından NDC'lerin yani ülkelerin iklim konusundaki taahhütlerinin değerlendirme raporları geldi. Önce Climate Action Tracker'dı değil mi? Onların bir küresel güncelleme raporu geldi. Onun hemen ardından UNFCCC'nin yani Birleşmiş Milletler'in resmi sentez raporu geldi 17 Eylül'de. Bir de en son belki OECD'nin iklim finansmanı ile ilgili yine aynı gün sanırım bir raporu çıkmıştı. Bütün bunlar önemli veriler sağlıyor bize. Onlardan da biraz bahsedeceğiz. Ama bunlardan da önce geriye gidersek Mayıs ayında Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir net sıfır raporu vardı. O da önemli bir bulgu sağlıyor. Sonuç itibariyle bütün bu raporlardan da çıkan durumun gidişatın çok da iyi olmadığı yolunda ama Glasgow'da bunlar iyileştirilir mi, iyileştirilmez mi bunları göreceğiz. Şimdi bu konuları tartışmaya başlayalım. Önce Semra Hocam sizinle başlayalım. Önce bu webinarın başlığında da Paris'ten Glasgow'a dedik. Yani biraz Paris'ten Glasgow'a genel anlamda iklim politikalarında, küresel iklim politikalarında ne gibi değişiklikler oldu ve buradan da Glasgow'a nasıl gidiyoruz, nasıl beklentilerle gidiyoruz, ülkeler pozisyonlarını nasıl belirlemeye başladılar? Bir genel girişle sizinle başlayalım.
Peki, teşekkürler. Evet, yani ben son iki seneyi düşünmüştüm ama Paris'ten belki başlamak lazım. İklimin uzun iki yılı diye geçmişti aklımdan, altı senesi, uzun altı sene galiba Paris'ten bu yana. 2020'nin Paris'te verilen sözlerin tutulması, daha da önemlisi Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi dolayısıyla ülkelerin ilan ettiği hedeflerin uygulanmaya başlanması, prosedürler, Paris Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmek için uygulanması gereken prosedürler açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Bunu COVID nedeniyle geçen sene gerçekleştiremedik. Hani o dönüm noktası hak ettiği şeyi bulamadı, zamanlamayı bulamadı. Fakat gene de uzun bir yıl oldu, 2020'den 2021'e. Ve dünya başka bir yer haline geldi. Paris'ten bu yana yeni bir iklim siyaseti dünyasıyla karşı karşıyayız. Bunun çeşitli belirleyenleri var ama en önemlisi hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Anlaşması ile olan ilişkisi. Bu uzun 6 senede diyelim Amerika'nın gidip geri geldiğini gördük. Bu da tabii bütün siyasi dengeleri, iklim siyaseti açısından bütün dengeleri değiştirdi. Amerika'nın geri dönmesi de yeni dengeler yarattı. Biden'ın işte başkan seçilmesi ve göreve başlamasının ardından Paris Anlaşması'na geri dönmesi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına hem de dünyanın karşısına başka bir iklim müzakere dengesi ya da siyaseti dengesi çıkarmış oldu. Belki kısaca hani şunu da söylemek lazım. Şöyle hissediyorum ben gelişmelere baktığımız zaman, sanki böyle bir yeni bir Paris öncesi aşamadayız. Hani 2020'de belki böyle olacaktı ama COVID nedeniyle yaşanan değişiklikler, işte bu siyasi alt üst oluşlar dolayısıyla sanki şey öncesinde, Paris öncesindeki hareketliliği yaşıyoruz gibi. Hani dünya da böyle, Türkiye de böyle aslında bir taraftan bakarsanız. Bir boşluk, o 6 senelik boşluk oluştu sanki de yeniden bir şey yapılıyor, bir anlaşma yapılıyor havası var. Bütün tarafların tavırlarında ve işte diplomatik ilişkilerinde baktığımız zaman, hani Türkiye'yi de bunun dışında tutmamak gerek diye düşünüyorum. Onu da sonra konuşacağız. Şimdi nerede olduğumuza bakarken üç başlık, hani izleyebilmek için üç başlık üzerinden gidebiliriz diye düşündüm. Hepsinin üstünde durmayacağım, vaktimiz yok çünkü. Hani iklim müzakereleri dediğimizde yalnızca Glasgow'da gerçekleşecek olan müzakerelerden bahsetmiyoruz. Hepimizin bildiği gibi. Üç ayrı şey var, yani süreç var. Bunlardan birisi elbette Glasgow'un kendisi. İşte o Glasgow'a götüren resmi rejim yapısının içinde ilerlemekte olan görüşmeler. Bir onun biraz dış çeperinde rejimle bağlantılı, hani rejime doğrudan etkisi olmayan ama o rejimin içindeki görüşme dinamiklerini belirleyen bir ikinci şey var, halka var. Onun içinde de işte COP başkanlığının yürüttüğü o gayri resmi bakanlar buluşmaları, zirveleri, G20, G7, buna benzer şeyler, gelişmeler yaşanıyor, sürüyor. Bu ikisi de üçüncü daha geniş şeyin içinde, halkanın içinde bir yeni iklim jeopolitiği, işte iklim siyaseti dengesi içinde vücut buluyor. Hani bunları birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Kısaca hani şeyden, bazılarından bahsederek şey gelmek istiyorum Glasgow'a. Dış halkadan iç halkaya doğru gelmeye çalışacağım. Bu dış halkada da en önemlisi elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin işte yeni bir şeyle, siyasetle Paris rejimine geri dönmüş olması. Trump yönetimi boyunca beklediğimiz gelişme gerçekleşti. Hani bütün dünya şeye bakıyordu, Amerika'ya bakıyordu, Amerika Birleşik Devletleri'ni bekliyordu. Fakat karşımızda bambaşka bir Amerikan siyasi tavrı bulduk. Aslında Amerika'nın dünyaya baktığını gördük. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris'i yeniden onaylayıp geri dönmesi, yeni bir NDC'yi hazırlayıp sunması,
kendi iç hukukunda düzenlemeler yapması, işte bu altyapı planı, şimdi bütçe görüşmeleri. Yani bunlar kendi başına önemli olmakla birlikte bundan daha önemli gelişme, yani şu anda küresel iklim siyasetini belirleyen gelişme, Amerika'nın diğer ortaklarla, işte Paris Anlaşması taraflarıyla ilişkileri. Burada da gene karşımıza çıkan yeni bir olgu, Amerikan dış politikasının ya da Amerika'nın kendisini uluslararası alanda konumlandırmasının yeni bir biçim almış olması. Yani çok büyük ölçüde iklim eksenli bir Amerikan dış siyaseti olduğunu görüyoruz. Hani bu Amerika'nın diğer işte uluslararası ilişkiler, işte uluslararası politika sorunları, işte güvenlik sorunları açısından bakıldığında biraz aşırı yorum gibi görülebilir. Fakat öyle olmadığını şeyin, Biden'ın iş başına geldiğinden bu yana genel ikili ilişkilerinde ve uluslararası kurumlarla ilişkilerinde takındığı tavırdan görmek mümkün. Belki bundan sonra daha fazla böyle olacak. Mahir de Çin değerlendirmesi yaparken şey yapacaktır, buna değinecektir. Küresel ilişkilerini Amerika'nın ortaklarının ya da muhataplarının iklim değişikliği konusunda ne yapıp ne yapmadıkları üzerinden de belirlediğini görüyoruz. Bütün ülkeler için böyle ama daha fazla Çin üzerinden böyle. Hani Çin eksenli bir Amerikan şeyi var, politikası var. Ve bu Çin'le ilişkilerde iklim değişikliği başat rolü oynuyor. Bu Çin açısından da bir ölçüde şaşırtıcı bir yeni tablo çıkarıyor aslında işte Çin siyasetinin karşısına. Şeye geldiğinden beri, Biden yönetim iş başına geldiğinden beri yeni bir söylem, yeni bir dil kurarak Çin'le ilişki kurmaya çalışıyor. İklim değişikliğini diğer sorunlardan ayırarak. İşte Çin'in insan hakları karnesi, Çin'le işte şeyde Asya'daki ilişkiler ya da bölgesel gerginlikler, onların hepsini bir tarafa koyup iklim değişikliğini bunlardan ayırıp bir olumlu ilişki hattı kurmaya çalışıyor Çin'le. Decoupling diye adlandırıyorlardı bunu başından itibaren. Hani bütün şeyde aktörlerde, başkandan özellikle meclisine kadar hepsinden duyduğumuz bir şey bu yaklaşım. Fakat Çin'den aynı karşılığı aldıklarını söyleyemiyoruz maalesef şimdilik. Çin iklim değişikliğini ayırarak diğer ilişkileri kendi başına ele almanın mümkün olmadığını, en azından kendilerinin buna yanaşmadığını söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hatta Kerry'nin Eylül başındaki Çin ziyareti, hani yüz yüze görüşme olmayıp da online görüşmeler gerçekleştirdiği son Çin ziyaretinde ilginç bir benzetme yaparak iklim değişikliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını, ancak bu alanı işte çölde bir vaha gibi gördüğünü Amerika Birleşik Devletleri'nin, bunun mümkün olmadığını, vahanın etrafının çölle kaplı olmasının doğal bir sonucu olarak öteki ilişkilerinde, işte o iklim ilişkisine yansıyacağını söylüyor Çin. Böyle bir şey var. İklim üzerinden kurulmuş yeni bir ilişkiler dengesi arayışı söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Belki şöyle de söylemek mümkün. İklim dış siyasetini Amerikan iç siyasetine çevirmeye çalışıyor Biden yönetimi. Çin'in bu kadar önemli olması anlaşılabilir elbette Amerika açısından iklim politikası bağlamında. Öncelikle Çin'in en büyük emisyon kaynağı ülke olması, işte küresel emisyonların neredeyse üçte biri Çin'den kaynaklanıyor şu anda. Dolayısıyla iklim gücü ya da emisyon gücü haline geldi Çin, ekonomik gücü yanında. Bu olgu kendi başına zaten Çin eyleme geçmediği sürece ya da iklim takvimini, iklim eylem takvimini hızlandırmadığı sürece Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını gösteriyor bize.
İkincisi Çin'in yenilenebilir enerji, işte yeşil teknolojiler konusunda dünya pazarını tutuyor olması, işte Amerikan ekonomisini etkiliyor olması başka bir hani rekabet şeyi ilişkisi, ticaret ilişkisi üzerinden gitme gerekçesi oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunları da tamamlayan üçüncü faktör, hani Amerika'nın niye bu kadar Çin üzerinden kurulmuş bir hani şey iklim siyaseti oluşturmaya çalıştığını anlamaya çalışırken Amerikan iç siyasetini iklim konusunda eyleme ikna edebilmenin yolu Çin'in bir şey yaptığını göstermesi. Yani Kyoto'dan bu yana böyle. Dolayısıyla hem Senato'yu hem Kongre'yi hem de işte çeşitli çıkar gruplarını ve toplumun genelini Amerika'nın daha fazlasını yapmaya ikna etmenin yolu onun karşılığı olarak Çin'in de Hindistan'ın da bir şey yapıyor olduğunun gösterilmesi. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla iklim iç siyasetiyle iklim dış siyaseti birleşmiş durumda Biden yönetiminde. Böyle baktığımızda COP başkanı olan İngiltere'den daha fazla, daha aktif bir iklim diplomasisi çabası içinde olduğunu görüyoruz aslında Amerikan yönetiminin. Paris öncesinde de böyleydi. Hani biraz ona Paris öncesi döneme benzetmemin bir nedeni bu. COP başkanı COP'un düzgün yürümesi, sonuç alınabilmesi için diplomasi yürütürken işte Türkiye'ye de geldi biliyoruz. Biden yönetimi de büyük güçleri diyelim, hani iklim açısından büyük güçleri Glasgow'da bir sonuç almaya ikna etmeye çalışıyor. Amerika hakkında konuşurken söylenmesi gereken belki önemli bir şey de ilk defa olumlu bir katkısının olması Amerikan yeni yönetiminin küresel iklim siyasetine, o da 1,5 derece hedefi. Yani Paris Anlaşması'nın 2 derece resmi hedefinin yanında 1,5 derece hedefinin neredeyse resmi hedef haline gelmesine, ana akımlaşmasına diyelim 1,5 derece hedefinin Biden'ın göreve gelmesi önemli bir katkıda bulundu. Hani biz bunu zaten söylüyorduk, Paris Anlaşması'nın hedefinin 1,5 derece olması gerektiğini, epistemik topluluk işte bilim insanları içinde olmak üzere iklim hareketi, belli başlı işte kırılgan gruplar 1,5 derece savunuculuğu yapıyordu. Avrupa Birliği yakınlaşmıştı buna. Fakat Biden yönetiminin hem kampanya sırasında ama daha çok da göreve geldikten sonra bütün referansını 1,5 derece olarak almış olması belki hani Glasgow'a doğru ve 2030'a doğru diyelim yaptığı en önemli katkı. Hani bu şeyi kıyısal kalmaktan 1,5 derece hedefini kıyısallaşmaktan kurtarmış oldu John Kerry'nin, özellikle hani John Kerry'nin söylemi. Bu açıdan önemli. Bir katkı daha belki de. Bu başlı başına Amerika'ya atfedilebilecek olan bir katkı değil ama onların da bu dilin içine girmiş olması biraz daha güçlendirmiş oldu. Kömürden çıkış, hani kömürden topyekun çıkış amaçlı bir yeni söylem değil bu ama en azından kömüre yatırım yapmamak, yeni yatırım yapmamak, işte uluslararası finansman, dış ticaret kredilerinin kömüre verilmemesi konusundaki yeni gelişme, Amerikan yönetiminin bunu tekrarlıyor olması, bunu da bir ölçüde normalleştirmiş oldu şeyin içinde, iklim siyasetin içinde. Mahir çok iyimser düşündüğümü hissediyor, onu fark ediyorum. Fakat önemli şeyler bunlar. İşte G7 zirvesinde Amerika'nın da içinde olduğu Büyük Ekonomiler Topluluğu'nun bunu açıkça konuşması belki bir sinyal. Bu yönde de bir dalga vardı. Hani Paris'ten bu yana ne oldu diye sordun. Bu yönde de bir dalga vardı. Fakat bu da bir ölçüde normalleşmiş oldu. Ama daha önemlisi, yani kömürden çıkmak çıkmamanın ötesinde daha önemlisi, iklim siyasetini kömürsüz, fosil yakıtsız konuşuyorduk yakın zamanlara kadar, COVID öncesine kadar. Belki biraz COVID'in etkisi bu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da şaşırtıcı bir şey var, etkisi var burada. Kömür demeden, işte petrol, doğalgaz demeden Paris hedeflerinden konuşamayacağımızı daha açık bir şekilde görmüş olduk ve hani o
o gerçekliği tanıyor. Çıkma niyeti olmasa bile o gerçekliği tanıyor hale geldi ülkeler. Şimdi bu 1,5 derece hedefi IPCC'nin 1,5 derece raporuyla daha güçlü bir şekilde resmi müzakerelerin gündemine geldi ama 6. değerlendirme raporu bunu pekiştirdi. Yani bundan sonra 1,5 derece hedefiyle biz Paris Anlaşması'nı ele alacağız. Ve diğer aktörlerin, Paris'in taraflarının da 1,5 derece diliyle konuşmaya başlaması hani bu yönde biraz iyimser olmayı sağlıyor. Hani umut var olmaya fırsat veriyor. Fakat aynı zamanda bu Çin-Amerikan siyaseti açısından da yeni bir gerilim noktası olacak. Çünkü Çin başta olmak üzere büyüyen ekonomiler, işte başlıca ekonomiler diyelim, Paris Anlaşması'nın 2 derece hedefinde kalmasını, yani öyle konuşulmasını tercih ediyorlar daha fazla. Çünkü 1,5 derece hedefi 2030'a kadar ve 2050'ye kadar bu ülkelerden daha fazla şey istenmesi anlamına geliyor. Yani Çin olmadan Paris Anlaşması hedeflerine gitmenin mümkün olmadığını gördüğümüze göre, bu işte yeni NDC sentez raporuyla da ortada olduğuna göre, Çin'de, Hindistan'da hem 2030 hedeflerini gözden geçirmek zorunda, hem 2050, 2000 işte Hindistan'ın yok daha böyle bir hedef şimdi. Çin'in ilan ettiği 2060 takvimini yenilemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada da yeni bir şey hattı, hani müzakerelerde gerilim hattı ortaya çıkmasını bekliyorum ben. 1,5 derece şu anda en zenginlerle en yoksulların resmi iklim gündemi aslında şeye baktığımızda. Senar, biraz isterseniz şeyle devam edelim. Bu Çin meselesine biraz Mahir girecekti. İkinci turda tekrar onların yorumlarını yaparız uygunsa. Aha, tamam, yani süremi açtığım farkındayım. Glasgow resmi gündemini zaman kalırsa sonra. İkinci turda konuşalım. Mahir Ilgaz'a döneceğim ben. Mahir, özellikle Çin, Semra Hoca giriş yapmış oldu. Özellikle Çin için ve tabii ABD için bu Glasgow ne anlama geliyor? Biraz seninle devam edelim. Tamam. Semra Hocam gayet kapsamlı bir girizgah yaptı aslında. Teşekkür ederim. İşin ilginç tarafı, Çin için Glasgow ne anlama geliyor bunu tam olarak bilmiyoruz. İşin tehlikeli kısmı bu. Ve benim de biraz iyimser bakmamı engelleyen şeylerden bir tanesi de başta bu. Daha işte birkaç saat önce, belki daha bir gün olmadı, işte Alok Sharma şeyin Birleşik Krallığın COP delegasyonu başkanı, Çin'in hala COP'a delegasyon bile gönderip göndermeyeceğini bilmediğini açıkladı. İşte bugün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Xi'nin konuşması varmış. Heyecanla onu bekliyoruz. Bir yandan bu var. Öte yandan Çin'in iklim diplomasisi içindeki anahtar rolü var. Semra Hocam da zaten detayıyla bahsetti ama işte emisyonlar açısından baktığımız zaman senelik emisyonların yaklaşık %30'u Çin'den geliyor. İşte bu ABD'nin yaklaşık iki katı. Gerçi kümülatif emisyonlara baktığımız zaman 1750'den itibaren Çin'in yaklaşık %13'e düşüyor. ABD'nin %25'e çıkıyor. Orada her zaman tarihsel sorumluluk meselesi o şekilde devreye giriyor. Ama tabii şu da var. Çin aynı zamanda dünyadaki kömür tüketiminin yaklaşık %54'ünden %55'inden sorumlu. Kendi sınırları içinde 250 gigawata yakın yeni kömür kapasitesi kuruyor. Bu da yetmiyor. Kendi sınırları dışında yaklaşık 55-56 gigawatta finanse ediyor. Bunun yanı sıra gaz ve petrol konusunda da yine çok ciddi bir üretici ve aynı zamanda tüketici Çin. Çin aynı zamanda işte Japonya ve Güney Kore'nin çekilmesinden sonra da kömür başta son kredi merci haline geldi dünyada. Dolayısıyla Çin olmadan Paris hedefleri doğrultusunda pek bir şey yapmak veya COP26 için başarı kriteri koymak çok zor. En azından Çin'in katılımı ilk geçilmesi gereken engel olarak orada duruyor. Elimizde bazı veriler de var. Semra Hocam biraz değindi. İşte bu Nisan ayında
ABD-Çin ortak açıklaması olmuştu. İşte Çin orada karbon yoğun fosil yakıt dayalı enerjiden yeşil, düşük karbonlu ve yenilenebilir enerjilere geçiş konusunda gayret göstereceği taahhüt etmişti. Bu çerçevede Çin'den çeşitli kurumlarından ve işte çeşitli yetkililerden özellikle kömür tüketiminin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi, strictly control diyorlar buna, yönünde çeşitli açıklamalar geldi. Ve yine teyit edilemeyen ama bir nasıl diyelim kulağımıza şey olarak gelen duyum olarak yani. Duyum olarak gelen, kusura bakmayın, toplantılara çıkınca bir çeviri de yapıyorum kafamda. Bazı şeyler var. İşte Çin Merkez Bankası kendi düzenlediği işte finansal kuruluşların işte kredi vermesiyle ilgili kurallara işte kömürün artık desteklenmemesine ilişkin bazı duyurular yapmış, bazı yönlendirmeler yollamış. Bu henüz kamuoyuna açıklanmadı. Açıklanmamasını da anlıyoruz. Hani açıklandığında çünkü politik olacaktır, değiştirmesi daha zor olacaktır gibi şeyler var. Dolayısıyla Çin çok önemli bu çerçevede. Fakat Çin COP'a katılacak mı, katılmayacak mı, bunu bile tam olarak şu anda bilmiyoruz. Bu işin bu boyutu. İşin bir de diğer boyutu şu, işte Semra Hocam referans verdi bu Vaha benzetmesine, Çin Dışişleri Bakanı'nın işte iklim alanı diğer alanlardan ayrı bir Vaha olarak görmek istiyor ABD tarafı demişti Dışişleri Bakanı, ama bu böyle olamaz. Vaha'nın etrafı sürekli her tarafı çölle çevirdiyse Vaha da bir süre sonra çölleşecektir demişti. Burada da aslında referans verdikleri nokta iklim diplomasisinin diğer diplomatik alanlardan çok da ayrılamayacağı, en azından Çin bakış açısından böyleydi. Şimdi hal böyleyken, özellikle geçtiğimiz hafta yaşanmış olan uluslararası alandaki gelişmeleri dikkate aldığımızda insan biraz korkuyor ve iyimser bakmakta biraz zorlanıyor. İşte bu Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki AUKUS anlaşması mesela, işte Avustralya'ya nükleer denizaltı kapasitesinin verilmesi ve bu, açıkça kimse Çin'in adını söylemese de aslen herkes Çin'i hedeflediğini, bu denizaltı kapasitesinin Avustralya'ya verilmesiyle biliyor. Bunun üstüne bir ortalığa tabiri caizse ölüm sessizliği hakim Çin tarafından. Bir soğuk savaş mantalitesidir bu denildi ama başka bir şey denmedi. İşte ve bugün duyum aldık, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin'in konuşması varmış. Henüz Alok Sharma COP'a katılım konusunda bir şey teyit edememiş Çin tarafından. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ama işin bir de iyi tarafı var. Bakıyorum zamanıma, yaklaşık sanıyorum 2 dakikam var değil mi Ümit? Çok kısa o zaman geçeyim burayı da. 3 dakika daha mı fazla, evet. İyi tarafı da şu, Çin'in kömür yatırımlarından bahsettik ama bir de şunun şu boyutu var. Baktığımız zaman, özellikle ülke dışındaki finanse ettiği, kredi sağladığı kömür yatırımlarına baktığımız zaman 2019 ve 2020 yılları arasında yaklaşık 47 milyar dolarlık Çin destekli kömür santrali, kömürlü termik santral ya iptal olmuş veyahut rafa kaldırılmış. 2017 ile 2021 arasında faaliyete geçen kömürlü santral, Çin tarafından desteklenen kömürlü santral sayısının 4,5 katı kömürlü santral kapasitesi, kömürlü elektrik kapasitesi, özür dilerim, yine iptal olmuş veya işte rafa kaldırılmış belirsiz bir süre için. BRI ülkelerindeki, yine Türkçesini bulduramadım, Belt and Road'un kısa sürede, Kuşak ve Yol. Kuşak ve Yol ülkelerindeki kömür projelerine baktığımız zaman 2020'de herhangi bir açıklama yok. Ve 2021'inde geçtiğimiz 6 ayı içinde de finansmanı yapılan herhangi bir proje yok yine bu ülkelerde. Yani aslında esprisi yapılıyor. Deniliyor ki işte Çin için yeşil konuşur ama kahverengi politikalar uygular derlerdi. Şimdi aslında kahverengi konuşuyor ama yeşil politikalar uygulamaya yaklaşıyor gibi benzetmeler yapılıyor. Şaka yolu tabii, abartarak bunlar.
Bir de işin bu yanı var. Burada yalnız Çin'in daha açık olmasının önündeki temel engellerden biri aslında Çin'in içindeki işte o milliyetçi damar, özellikle Batı baskısıyla bir şeyler yapmak istememesi, öyle gözükmek istememesi diye değerlendiriliyor. Buna da belki umut verici olarak düşünebiliriz. Çünkü bir yolu bulunup Batı'ya boyun eğmeden aslında gezegenin geleceği için bu adımların atıldığının çerçevesi çizilirse belki bunlar gelecektir diyerek bağlayıp burada sözü devredeyim. Ben sen bağladın ama bir kısa notla, küçücük bir soruyla sana bir daha pas atacağım. Peki Amerika'nın Biden'ın açıklamalarına ve yeni NDC'sine rağmen, aslında FOS çıktığına dair bir takım yazılar çıkmaya başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında çok büyük bir çıkış yaptı, evet, ama ondan sonra durdu. Burada ne görünüyor sence? Onu atladım, özür dilerim. Çin heyecanlı konu, bu aralar bahsedince insan oraya da gidiyor direkt. Biraz ondan bahsedeyim. Ben onu aslında öyle değerlendirmiyorum. Tam olarak FOS çıktığını düşünmüyorum ama tabii ki Amerika'nın istediğini söyledikle yaptıkları arasında bazı ciddi farklar var. İşte özellikle geçtiğimiz haftalarda çıkan petrol aramalarının arttırılmasına ilişkin bir açıklaması olmuştu Beyaz Saray'ın. Bu gibi şeyler olduğu zaman tabii ki niyet sorgulanıyor. Ben Amerika'nın biraz daha real politik hareket ettiğini özellikle iç siyasete ilişkin düşünüyorum. Amerika daha önce çok denedi bu gibi işte ahlaki bir yerden de bakan açıklamalar yapmayı, öyle taahhütler vermeyi, ama iç siyasete geldiğinde kendi dinamikleri içinde boğuldu. İşte bunun son örneğini Paris'ten çekildim, çekilmedim, geri geldim, gelmedim üstünden de gördük. Biraz daha Biden yönetiminin aslında işi pratiğe dökmeye çalıştığını, özellikle Amerika'daki başlıca sorunlardan bir tanesi olan altyapı meselesini çözmek üstünden çerçeveyi kurmaya çalıştıklarını, yani işte doğrudan iklim hassasiyeti Amerika'da çok olsa da kamuoyunda iş o noktaya gelince altyapı üstünden bipartizan bir şey var, orada ciddi bir kaygı var ve görülen bir açık var. Oradaki iklim politikaları aslında altyapı yenileme üstünden kurmaya çalıştıklarını ve böylece bir yönetimin kendi süresine, hizmet süresine sınırlı kalmayan, belki daha uzun vadeli olabilecek bir yöntem benimsemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ha, bununla başarılı olurlar olmazlar, o ayrı mesele. Teşekkürler. O zaman şimdi Gökşen Şahin'e geçelim. Gökşen, sen de biraz Avrupa'dan bize, Avrupa iklim eylem anında ve şu anda Brüksel'den katılıyorsun değil mi? Evet. Avrupa Birliği bu iklim şampiyonu pozisyonunu sürdürüyor mu? Bir de Brexit'ten sonra İngiltere'nin durumunu ayrı değerlendirmek lazım herhalde, hem de ev sahibi olduğu için. O yüzden Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin tutumlarını da senden biraz dinleyelim. Tabii. Şimdi Avrupa Birliği bu sene gerçekten biz evimizi biraz toparlamaya başladık. Şimdi yavaş yavaş dışarıda da iklim liderliğini oynayalım konumuna gelmeye başladı. Çünkü Avrupa önce 2030 hedeflerini arttırdı. Önce 2050 yılında karbon nötr olma politikasını kabul etti. Üstelik de karbon nötr Avrupa olmayı, Avrupa Birliği değil. Dolayısıyla bununla beraber aynı zamanda komşu ülkelere ve üye ülkelere olan finansmanı arttırma konusunda, onların da üye ülkeler gibi iklim eylem planı geliştirmeleri konusunda bir takım kararlar aldı. Arkasından da 2030 hedeflerini arttırdı. Bizim Temmuz ayında da biz 14 parça yeni yasa önerisi gördük Avrupa Komisyonu'ndan. Tüm ekonomiyi baştan sona değiştirecek, işte bu sirküler ekonomiye geçecek, üretim sistemlerini değiştirecek, yenilebilir enerji yasasını değiştirecek, enerjinin azaltımını değiştirecek Avrupa ülkelerinde ve aynı zamanda da her ülkenin sera gazı azaltım hedeflerini Avrupa Birliği içinde tekrar yukarı çekecek 14 tane yeni yasa önerisi geldi. Bizim hedefimiz 55 olduğu için Fit for 55 diye geçiyor bu yeni paketin adı. Ama tabii bu yine de 1,5 dereceyle uyumlu bir paket değil, bir hani yasa paketi değil. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları hala Avrupa'nın 2 dereceyi hedef alarak
yasalar önermesinden rahatsız, biz de dahil olmak üzere. Hala bir yandan da aslında her yasadaki küçük gedikler kapatılırsa aslında 1,5 dereceye gidebilecek bir Avrupa politikası görüyoruz. Dolayısıyla içeride Avrupa'daki kavga üye ülkelerin biraz bu 55'i nasıl kırpar da daha az da anlaşırızıyla, sivil toplum kuruluşlarının biz o yasa önerisindeki gedikleri nasıl kapatırız da 55'in üzerine çıkarız, 1,5 dereceyle uyumlu bir hedef belirleriz kavgası arasında devam ediyor şu an. Bütün üye ülkeler, bakanlar düzeyinde kendi bu gelen yasa önerilerini tartışıyorlar. Aralık ayında Temmuz'a yetişmeyen bir 6 yasa önerisi daha gelecek. Dolayısıyla aslında Avrupa ekonomisi önümüzdeki 2-3 yılda tamamen değişecek şekilde kendini yeniden tasarlamaya çalışıyor. Tabii bunun şöyle bir sorunu var. İçeriye fazla odaklanınca biraz dışarıdaki liderlik rolü gidiyor. Burada örneğin Temmuz ayında en son Avrupa Birliği ve Çin arasındaki görüşme en son Haziran ayında yapılmış. Ondan sonra üst düzey ikili görüşme yapılamamış. O görüşme de zaten online olarak yapılmıştı, internet üzerinden. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu daha önceki müzakerelerde gördüğümüz gelişmekte olan ülkelerle gidip görüşüp kendisinin iklim finansmanını arttırdığı ve onları da buna ikna ettiği gibi bir durum bu sefer yok. Avrupa Birliği işte kendi iklim finansmanını arttırarak gidiyor Glasgow'a. Geçen hafta Avrupa Komisyonu Başkanı 25 milyar euro, 29 milyar euroya çıkarttıklarını söyledi. İtalya COP'tan önce 500 milyon euroyu 1 milyara tamamlayacaklarını söyledi. G20 başkanlığı olarak, G20 zirvesi esnasında böyle bir şey duyuracaklarını söyledi. Dolayısıyla Avrupa kendi çapında Glasgow'a hazırlanıyor. Ama tabii kendi çapında hazırlanmanın çok büyük bir eksikliği var. O da bu diğer ülkelerle olan ikili ilişkiler ve kendi yaptığıyla beraber diğer ülkeleri biraz daha hareketlenmeye ittirmesi konusunda. O bence birazcık endişe verici. Dolayısıyla böyle kendi içine kapanıp orada devam eden süreç, örneğin geçen hafta Avrupa Komisyonu Başkanı yine bir konuşmasında biz artık Amerika'nın somut bir iklim finansmanını arttırma şeyiyle gelmesini bekliyoruz dedi. Duyurusuyla gelmesini bekliyoruz dedi. Hemen arkasından John Kerry ve Beyaz Saray'dan bir başka sözcü açıklama yaptı. Bize söylemeden böyle bir açıklamayı neden yaptılar diye. Biz işte bilmem kaç aydır Avrupa Birliği ile ikili görüşme yapmadık. Bir anda ortada hiçbir şey yokken çıkıp Avrupa Komisyonu Başkanı böyle bir açıklama yaptı dediler. Dolayısıyla orada Avrupa Birliği'nin aslında bu çok önemli olan bir rolünü biraz göz ardı ettiğini görüyoruz. Bu bence önemli bir eksiklik. Bununla beraber bir başka şey, zaten İngiltere ile Avrupa arasında şu an devam eden Brexit süreci ve oradaki bizim Avrupa'da sosis savaşlar olarak bildiğimiz bu İrlanda sınırındaki şeyler yüzünden, özellikle de et ürünleri yüzünden ve gümrüklerin kapanması yüzünden olan süreç, biraz oradaki bir Avrupa olarak ortak bir söz sahibi olup ortak bir lobi yapma ve diğer ülkelere karşı bir liderlik oynama şeyini azaltıyor. Özellikle de örneğin hani İngiltere'nin kendi hedefleri var. Onlar Avrupa'nınkinden farklı, ama öbür taraftan Avrupa yavaş yavaş kömürden vazgeçerken İngiltere yeni petrol yatırımları yapmaya çalışıyor. Bunların hepsi biraz zaten içerideki dinamikleri de zorlaştırıyor. Onun dışında bakarsak bu iklim finansmanıyla beraber İngiltere'nin bence COP'a giderken yaptığı önemli şeylerden bir tanesi, biz bu COP'u kömürün bittiği COP olarak görmek istiyoruz dedi. O önemli bir açıklamaydı bence. Dolayısıyla birçok Avrupa'da da kömürü bitirmek için geciken birçok Avrupa AB ülkesi, örneğin Almanya gibi 2038 gibi bir kömürden çıkış tarihi olan ülke, bunlar biraz orada bir hızlanmaya sebep oldu. Avrupa içinde de, ama diğer ülkelerde işte çok da fazla bir etki yapmadığını görüyoruz. Bunda da zaten İngiltere'nin kendisinin devam eden petrol yatırımları önemli bir rol oynuyor. En son hani finansmana değindik, birazcık Avrupa Birliği'ne değindik. Avrupa Birliği'nin neler yapmalı
bu COP'ta ve o biraz daha liderliği eline alabilmek için, tekrar bir iklim lideri olarak görünebilmek için koşulsuzca ve özellikle de bu iklim değişiminden en çok etkilenen ülkelerle beraber saf tutması gerekiyor Avrupa Birliği'nin. Eskiden var olan bir iklim koalisyonu vardı. En az gelişmiş ülkelerin, Avrupa Birliği'nin ve business ve iş dünyası liderlerinin oluşturduğu Higher Ambition Coalition diye bilinirdi o. O örneğin geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de bir tekrar Paris'ten sonra bir araya gelme toplantısı yaptılar. Avrupa'dan gelişmekte olan ülkelerden ve iklim değişikliğine karşı iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin liderleri bir araya gelip tekrar bu COP'ta 1,5 dereceyi savunabilmek için bir araya gelip daha yüksek sesle konuşmaları gerektiğini karar verdiler. Bu bence önemli bir adım, ama tabii Semra Hoca'nın dediğini doğrular bir şekilde, hani en gelişmiş ülkelerle iklim değişikliğine karşı en hassas olan ülkelerin bir araya gelip 1,5 dereceyi savunduklarını görüyoruz. Ama o aradaki, şu andaki emisyonların çok büyük bir kısmını üreten gelişmekte olan ülkeler bu süreçten biraz dışarıda kalıyorlar gibi. Ve Avrupa Birliği gibi ülkeler de onları kazanmak için biraz daha çaba göstermeliler. Örneğin bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonrasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir birlikte COP'a hazırlık toplantısı çağrısı yaptılar. 15 ülke başkanı çağrıldı. Ama o 15 ülke başkanı içinden örneğin Joe Biden yazlık evinde olacağını öne sürüyor. Politico'ya göre, Politico gazetesine göre yazlık evinde olacağını ve New York'a öğleden sonra geçmeyi planladığını söyleyerek o toplantıya katılmadı. Aynı zamanda Çin, Hindistan da katılmadı. Onun dışında katılan ülkeler Kolombiya, Bangladeş, birçok küçük ada ülkesinin başkanı ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu başkanı. Dolayısıyla hani Çin'i, Hindistan'ı dışarıda bırakarak yapılan bir koalisyonun ya da böyle sera gazı azaltım hedeflerinin çok da gerçekçi olmadığını göz önünde bulundurmak lazım. Burada Avrupa Birliği gerçekten bir iklim liderliğini oynuyorsa tekrar uluslararası alanda, mutlaka bu aradaki gelişmekte olan ve çok sayıda emisyon üreten ülkeyi özellikle hedefini alarak bir çalışma yapması lazım. Teşekkürler Gökşen. Bayağı bir toparlamış olduk aslında uluslararası ilişkiler alanında neler gidiyor. Bana da Türkiye kaldı. O yüzden senin işin kolay diyebilirsiniz. Çünkü hani ne kadar yeni gelişme olduğu tartışmalı, ama yine de ben kısaca biraz Türkiye'nin de pozisyonu nedir, nereye doğru gidiyor, onlardan biraz bahsedeceğim. Ama ona başlamadan önce sorusu olan izleyicilerimiz chat ekranından yazabilirler şimdiden. Onları toplayıp bu turdan sonra soruları da, hem ikinci turu yapacağız hem soruları karışık bir şekilde götürmeye çalışacağız. Şimdi Türkiye'nin iklim politikalarının nerede olduğunu anlamak için birincisi, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son geçen Nisan ayında Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o online iklim zirvesinde yaptığı konuşmadan itibaren şöyle bir alıp, en son da bundan 3 gün önce galiba Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans arasında bir böyle başlığı Türkiye-AB yüksek düzeyli iklim diyaloğu toplantısı diye bir şey oldu. Oradan çıkan açıklamalara şöyle bir bakmak faydalı olabilir. Burada kritik olan iki tane nokta var bence. Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan'da yaptığı ve daha sonra birkaç kere çeşitli vesilelerle de tekrarladığı konuşmalarda temanın Türkiye'nin tarihsel olarak iklim değişikliğindeki sorumluluğun neredeyse sıfır olduğu açıklaması. Yani bu bundan önceki hükümetler döneminde Türkiye'nin masum olduğu vesaire gibi şekillerde söylenirdi benzer bir pozisyon, ama ilk defa bu sene Türkiye'nin sorumluluğunun neredeyse sıfır olduğu söylenmeye başlandı ve bu hani bir seferlik bir şey değildi. Daha sonra çeşitli şekillerde bu çeşitli vesilelerle tekrarlandı. Bu önemli bir nokta.
Türkiye'nin hala işte Paris Anlaşması'na taraf olmayan 6 ülkeden biri olmasını bence bütün o finansmanla ilgili tartışmalardan öte bu açıklıyor. Bu Avrupa Birliği Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısında da Çevre Bakanı Murat Kurum iklim konusunun siyaset üstü bir konu olduğu ve iklim değişikliğiyle mücadele adımlarının kararlı bir şekilde atılması konusunda mutabık kaldıklarını söylemiş. Mesela siyaset üstü bir konu olması burada ilginç bir vurgu. Niye siyaset üstü? Çünkü burada ciddi bir iklim siyaseti dönüyor aslında. Ve işte bu ortak açıklamada 1,5 derece hedefine atıf yapılmış. Bu konuda birlikte neler yapılacağı konusunda konuştukları söylenmiş. Ve Murat Kurum ayrıca diyor ki Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Ancak bu faaliyetlerin ekonomik maliyeti de oldukça yüksektir. Dolayısıyla buradan yeniden finansmana bağlıyor. Timmermans ise Avrupa Birliği tarafından da Türkiye'nin kendi yeşil mutabakatını oluşturmasını ve iddialı yerel iklim politikalarını belirlemesini sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Böyle bir oradan da bir açıklama var. Bu hızla değişen bir küresel piyasada rekabetin ve ticaretin devamı için, bu önemli bir nokta bence, rekabetin ve ticaretin devamı için hem Türkiye hem AB ekonomileri modern ve sürdürülebilir bir yola girmeli. Yani Türkiye'nin aslında, yani AB üstü kapalı bir şekilde AB yeşil mutabakatından kaynaklanacak olan bir süre sonra başlaması beklenen bu sınırda karbon düzenlenmesine atıf yapıyor bence ve burada bir sıkıştırma ortaya çıkıyor. Netice itibariyle Türkiye tarihsel sorumluluğu olmadığı pozisyonuyla birlikte Paris'e taraf olmuyor ama tarihte ilk defa Türkiye'de şirketlerin örgütleri TÜSİAD ve TOP Türkiye'nin Paris'e taraf olması gerektiğini açıklıyorlar. Yani böyle bir enteresan bir tarihsel noktaya geldik. Aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yarattığı bu yeni vergi tehdidi nedeniyle, ki bu konuyu bir sonraki webinarda daha detaylı bir şekilde tartışacağız. Burada yalnız Murat Kurum'un enteresan birkaç kere tekrarladı enteresan bir şey var. Ne zaman iklim politikalarından bahsedilse, daha önce Alparslan Bayraktar'ın yaptığı bir açıklama vardı bundan birkaç ay önce Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada olduğu ve İngiltere'yi geçtiğine dair. Şimdi bu sürekli tekrarlanıyor. Yani bu tür bir sıralama, dünyada 12. ve şeyde 5. olma sıralaması bir tür Türkiye'nin iklim politikası olarak sıralanıyor. Tabii dünyada 12. olmak ne kadar yüksek bilemiyorum. Yani Türkiye'nin dünyanın 15. kalabalık ülkesi ve büyük ekonomisi olduğunu düşünürseniz 12. sırada olmak çok mu yukarıda, onu ayrıca tartışmak lazım. Ama Türkiye'nin bugünkü yenilenebilir enerjinin, yani modern yenilenebilir enerjinin, rüzgar ve güneşin payına baktığınızda hala üretimin, elektrik üretiminde %12'lerde olduğunu görüyorsunuz. Yani HES'leri kullanarak Türkiye tarihsel olarak eskiden beri o büyük barajlar sayesinde bir %25 de oradan elektrik ürettiği için hala fosil yakıtlara, %50'nin üzerinde fosil yakıtlara dayalı bir enerji sistemi, elektrik sistemi, enerjide çok daha fazla tabii, olduğunu bir tür göz ardı ederek yenilenebilir enerji konusunda lider bir ülke olduğu izlenimini yaratarak bir tür, hani biz Paris'e taraf olmasak bile zaten yenilenebilir enerji konusunda çok iyi gidiyoruz ve dolayısıyla işte böyle bir iklim politikalarımız aslında iyi gidiyor demeye çalışıyor. Türkiye'nin pozisyonu aşağı yukarı böyle ve bu şeye de son olarak değinmek gerekirse, Türkiye'nin tarihsel sorumluluğun neredeyse sıfır olduğuna değinmek gerekirse, orada da şu durumdayız. Şimdi tabii Çin'le karşılaştıramazsınız ama Çin'le hani nüfus olarak da hiçbir ülkeyi karşılaştırmak mümkün değil. Ama Türkiye'nin yıllık karbon emisyonu, karbondioksit için baktığınızda payı %1.2, 195 ülke arasında 15. sıradayız. Tıpkı ekonomik büyüklük vesaire konusunda olduğu gibi. Kişi başı karbon emisyonumuz dünya ortalamasının üzerinde, biraz üzerinde. Ve 1990'dan bu yana emisyonlarda %130 bir artış var. Son 2 senedir bir düşme trendi var. 2018'den itibaren bir hafif bir düşme var ama muhtemelen ekonomik krizle bağlantılı.
Fakat bu tarihsel sorumluluğa baktığımızda da tarihsel kümülatif emisyonların %0.6'sı Türkiye. Yani tam biraz Çin gibi güncel emisyonlarda %1.2, tarihsel emisyonlarda onun tam yarısı 0.6 payı var karbon için, karbondioksit için. Ama bu da 0.6 çok düşük gibi görünebilir ama değil. Çünkü Avrupa'daki pek çok ülkeye çok yakın bir tarihsel sorumluluk bu ve Avrupa'daki ülkeleri ayrı ayrı saydığımızda 195 ülke arasında Türkiye 26. oluyor. Dolayısıyla 195 ülke arasında 26. sırada olup nasıl neredeyse 0.1 tarihsel sorumluluk olduğunu açıklamaları gerekiyor. Netice itibariyle Türkiye'nin bugünkü emisyonlarının, yani 400 milyon ton civarında karbondioksit için konuşursak, 400 milyon ton civarındaki emisyonlar bu şekilde devam ederse Türkiye kendisine düşen karbon bütçesini muhtemelen 15 yılda tüketiyor. Dolayısıyla 1,5 dereceyle değil, 2 dereceyle de değil, uyumlu olmayan bir gidişatı var Türkiye'nin iklim politikalarının ve bunu da değiştirmemek için muhtemelen, yani sadece iklim finansmanı konusundaki taleplerinin yerine gelmemesinden kaynaklı olarak değil, bence bu pozisyonu, bu enerji politikalarını, bu ekonomi politikalarını değiştirmemek için ve bir de belki Türkiye'deki genel yönetim krizinin bir parçası olarak, yani karar alamamakla alakalı bir şey olabilir bu. Yani herhangi bir şeyin değiştirilememesi, herhangi bir kararın alınamaması gibi bir durum şu anda her açıdan, hem ekonomide hem siyasette, hukuk alanında, her tarafta bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz dış politikada. Yani bir tür kilitlenmişlik var Türkiye'de. Belki bu kilitlenmişlikle, bu yönetim kriziyle de bağlantılı olarak Türkiye, hani hepimiz sürekli sürpriz bekliyoruz değil mi? Glasgow'dan önce belki son anda bir açıklama yaparlar Paris'i onayladık diye, ama bu olmuyor ve olmayacak gibi de görünüyor. İnşallah yanılırım. Ama Türkiye'nin şeyleri kabaca bu. Kendi süremi aşıyorum biraz ama bir iki dakikada şu NDC sentez raporu ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. NDC sentez raporu denen şey işte ülkelerin taahhütlerinin Paris Anlaşması'nda bu 1,5 derece hedefi açısından ne kadar yeterli olduğuna dair ama güncellenmiş NDC'ler. Yani Amerika'nın, İngiltere'nin, AB'nin falan artan taahhütlerini değerlendiren bir rapor. Yeni çıktı 3 gün önce. Bu Birleşmiş Milletler'in şey raporu, yani resmi raporu ve şöyle diyor, emisyon artışı şu anki vaziyetin üstüne çıkıyor. Yani 2030'a kadar, biliyorsunuz IPCC 1,5 derecede tutmak için 2030'a kadar emisyonların yarıya indirilmesi ve 2050'de sıfırlanması gerektiğini söylemişti. Yarıya inmediği gibi 2030'a kadar 2019 seviyelerinin %5 üzerine çıkıyor. 2010 seviyelerinde %16.3 üzerine çıkıyor. Yani artış sürüyor. Tek avunma eskisi kadar hızlı artmıyor olması, ama bu eskisi kadar hızlı artmamasının bizi götürdüğü yer yaklaşık 2,5-3 derece. Yani 2.7 derece diyorlar. Bunu belki apayrı tartışmak lazım ama biliyorsunuz bu IPCC'nin 6. raporunda yeni bir 1,5 derece raporunda da vardı. Yeni senaryolar devreye girdi. Bu SSP denen sosyoekonomik patika senaryoları. Oradaki 2 ile 3 arasında gidiyoruz şu anda. Yani dünyanın gidişatı yaklaşık işte 2,5-3 derece ısınmaya doğru gidiyoruz. Ve eğer, şimdi vaktim kalmadı ama eğer o senaryoların naratiflerini okursanız, çünkü bu senaryolar ilk defa bir hikayeye dayanıyor artık. Eski senaryolar gibi sadece rakamsal senaryolar değil, arkasında bir hikaye var. İşte dünya ülkeleri şöyle rekabet ediyorlar, böyle milliyetçilik artıyor falan filan. Tam da aslında şu anda dünyanın gittiği yerle emisyonların gittiği yerin örtüştüğünü, ya yani bu senaryoları her kim yazdıysa çok başarılı yazmış, örtüştüğünü görüyorsunuz. Gerçekten de dünyanın gidişatı şu anda siyasi olarak da 3 derece gibi görünüyor ve 2050'de de hatta 2050'den önce belki 2 dereceyi görecekmişiz gibi görünüyor. Durum bu. Şimdi sorular bu arada gelebilir. Ben tekrar Semra Hoca'ya döneceğim. Şöyle bir arada kesip soru da iletebilirim. Gelin sorulara bakarak
Ama hani kaldığınız noktadan biraz geriye dönerek Glasgow'da ne yapılacak? Yani Glasgow'un gündemi ne olacak? Daha çok biraz oradan bir 3-4 dakikalık bir ikinci tur yapalım. Peki. İçeriye geldiğimizde, halkaya geldiğimizde Glasgow'un 2 senelik gündemi var. Hani 2020'de olmadığı için 2021'de yapılacak olanlarla birleşmiş bir şey. Yoğun gündem var. Madrid'de COP25'te bıraktığımızdan çok farklı değil ama yeni dinamiklerle şekillenmiş bir şey bu, gündem bu. Elbette birincisi azaltım, sera gazı emisyonlarının azaltımı. Böyle olduğu için de NDC konusu Glasgow'un gündeminin başında. Bunu hem COP başkanlığı ayrıyeten bir şey olarak, hat olarak zorluyor. Şeyi başkanlığı geçici olarak üstlendiğinden bu yana, hem de zaten resmi gündem onu görüşmeyi gerektiriyor. Şimdi şeyin Alok Sharma'nın kurduğu biçimiyle bakarsak, net sıfır hedefi işte kömürden çıkış, ormanların korunması, doğanın korunması ve araçlardan, ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması gibi bir geniş çerçevenin içine koyuyor bunu İngiltere Başkanlığı. Fakat somut olarak şeye baktığımızda, başlıklara baktığımızda ne kararı verilmesi gerekiyor Glasgow'da diye, en önemli sorun NDC'lerin süresinin belirlenmesi. Değil mi? Onu Paris'ten bu yana 5 sene 10 sene arasında bir şey var, belirsizlik orada duruyor. Bu hani prosedürel bir sorun gibi görünmekle birlikte çok hayati, yani öze dönük bir sorun. Artık bu aşamada daha fazla öze dönük bir sorun haline geldi. Çünkü 10 senelik aralıklar İşte şeyi 1,5 derece, 2 derece hedefine götürmeye yetmiyor. Sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bağlayıcı olarak 5 sene haline gelmesi lazım. NDC sunma aralıklarının, takviminin. Tabii burada da bir güçlü direnç var. İşte ne diyelim, kahir ekseriyeti ülkelerin 10 seneyi tercih ediyorlar hala daha. Gene bir hani karar alınabileceğini pek sanmıyorum ama NDC gündeminin birinci konusu bu. Senin bahsettiğin, hepimizin aslında bir şekilde değindiğimiz bu NDC raporunu okuyunca bunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördüm. Bir korku kapladı beni aslında. Hani bildiğimiz bir şey, hani elimize kalem almadan da yaptığımız basit bir aritmetik işlemle bunu görüyoruz ama bir raporda yazıldığını görünce daha fazla endişeye kapılıyor insan. İşte bu geçtiğimiz haftanın sonunda çıkan hani Paris Anlaşması'nın bir gereği olarak hazırlanan NDC sentez raporunda şöyle bir paragraf var. Şu ana kadar sunulmuş 131 yenilenmiş ya da güncellenmiş NDC var. Onlara da dikkate aldığımızda 2030'a geldiğimizde 1,5 derece için kullanılabilecek karbon bütçesinin %89'unu kullanmış oluyoruz biz. Az önce senin açıkladığın, ayrıntısıyla açıkladığın gibi işte 50-55 ton gigaton arasında emisyon devam ettiği sürece şu andaki NDC'lere göre öyle olacağı görülüyor. 2030'a geldiğimizde 1,5 derece içinde %50 şansla kalabilmek için kullanabileceğimiz karbon bütçesinin %89'unu kullanmış olacağız. Ve bir senelik, yani şu andaki ortalamayla bir senelik şey kalacak. 55 gigaton civarında bir emisyon şansımız kalacak ya da bütçemiz kalacak. Onu aslında 2031'de bitiriyoruz diye de açıklayabilirlerdi. Bunu biraz lafı fazla dolandırmışlar. Evet, bana birazcık daha iyimserlik payı evet. Bırakmak için herhalde. Dolayısıyla önümüzde gerçekten çok endişe verici bir tablo var. Bu hani ilk başta söylediğim Çin'in neden önemli olduğunu aslında bir kere daha gösteriyor. Çin'in, Hindistan'ın, onlar gibi ülkelerin. Şimdi bu 131 ülke içinde şey yok. Çin yok, Hindistan yok, işte Brezilya falan var ama başka büyüyen ekonomiler yok. Dolayısıyla onların bu sene ya da önümüzdeki sene en geç daha yüksek hedeflerle ya daha fazla azaltımla yeni NDC sunmaları bu 2031'i 2032'ye 2033'e belki hani götürmek için bir fırsat yaratabilecek ancak
Gökşen'in söylediği hani Amerika pardon Avrupa Birliği'nin biraz daha Çin ya da işte bu hani like-minded şey grubu ülkeleriyle daha aktif bir şeye girmesi, temasa geçmesi de bu açıdan önem taşıyor. Amerika'nın Çin odaklı iklim siyaseti de bundan dolayı önem taşıyor. Dolayısıyla hani NDC aslında NDC gündemiyle bu 1,5 derece içinde kalabilme gündemi kesişmiş durumda. Onun başlığı öyle konuldu. 1,5 derece şansını kaybetmemek için ne yapabiliriz diye bir başlık var resmi şeyde gündemde. Dolayısıyla onu sağlayacak olan şey de NDC'lerin yenilenmesi ve takvimin 5'er senelik olarak belirlenmesi aralıkların. İkincisi bunu destekleyecek olmazsa olmaz NDC'leri ilerletmenin gereği finansman konusu. Hep konuştuğumuz gibi Glasgow'da da finansman başlı başına bir sorun. Orada da yani pek iyi bir yerde olmadığımızı, 2009'da Kopenhag'da verilen sözü tutmadığımız gibi yaklaşma ihtimalimizin de olmadığını OECD raporu, bir hani ara rapor olarak yayınladı OECD bunu, gösterdi. 2019'un hani tam olmayan şeyleriyle, verileriyle, ülkelerin sunduğu bildirimlerden derlenmiş finansman verileriyle oluşturulmuş ara raporda 2019 yılında gelişmiş ülkelerin özel sektör finansmanını harekete geçirmek de dahil olmak üzere ancak 79 milyar dolara ulaşabildiklerini ortaya koyuyor bu rapor. Yani daha 20 milyar dolar var ve bunun hani önemlice de bir kısmı aslında özel sektör finansmanının harekete geçirilmesi yoluyla sağlanmış olan iklim finansmanı. Hani Paris Anlaşması'nın başlangıç bölümünde söylenen küresel finansal akışların işte iklim dayanıklı, karbonsuzlaşmış bir dünya ekonomisiyle işte koşut gitmesi gerektiği koşuluna yaklaşmak mümkün değil. Yeşil İklim Fonu ya da genel iklim finansmanı hedefine de ulaşmakta zorluk olduğunu görüyoruz. Üstelik bu veriler, OECD'nin kullandığı veriler, ülkelerin bildirimlerinden çıktığı için iklim finansmanı olup olmadığını bilmediğimiz veriler aynı zamanda. Yani genel kalkınma yardımları, işte COVID yardımları gibi hani o 2020'de sayılacak ama onlar da dahil olmak üzere 79 milyar dolar yani 100 milyar dolara epeyce bir yol var. Bu nedenle de NDC gündemiyle finansman gündemi birbirine bağlı olarak görüşülecek Glasgow'da. Bunu sağlayacak iki resmi şey var. İşte müzakere başlığı. Birisi Paris 9.3, diğeri de Paris 9.5 maddeleri. Birisi 9.3 şimdiye kadar 9.5 sağlanmış olan iklim finansmanıyla ilgili bildirimler, onu raporlamaları gerekiyor. Hani Paris'in bağlayıcı az sayıdaki maddesinden birisi bu. Gelişmiş ülkelerin kamu finansmanını nasıl sağladıklarını şey yapmaları gerekiyor, raporlamaları gerekiyor. Bunu yaparken de hani ex-ante önümüzdeki yıllarda nasıl ve ne kadar iklim finansmanını sağlayacaklarını söylemeleri gerekiyor. O şey çıktı, o rapor çıktı. Onun üzerinden bir görüşme yapılacak. Diğeri de 2025'ten itibaren 100 milyar dolar taban olmak üzere yeni kolektif iklim finansmanı hedefi. Bunun görüşülmeye başlanması Madrid'de kabul edilmişti. Fakat hani gündemde olmakla birlikte zengin ülkeler işte ek bir ülkeleri, ek iki ülkeleri diyelim. Bunu görüşmeye ne ölçüde başlayacaklar onu bilmiyoruz. Hani orada bir şey olacaktır, bir gerilim olacaktır. Prosedür çerçevesinde görüşmeler başlayabilir. Öze dönük görüşmeleri işte 2023'e kadar gitmesi bekleniyor. Bir hani gerilimli şey o, başlık o. Kayıp zararlar Madrid'de bıraktığımızda biliyorsunuz bir Santiago Network'ü kurulmuştu. Hani iklim finansmanı, kayıp zarar amaçlı özel bir iklim finansmanı kanalı açılmasını istiyor kırılgan ülkeler. Bunu yapmayıp iklim finansmanının nereden sağlanabileceğini gösteren bir hani ne diyelim veri tabanı gibi bir network şeyi işlevi görecek bir mekanizma oluşturuldu. Onun finansman yani içi doldurulmuş bir şey olması, network ya da mekanizma olmasını talep ediyor kırılgan ülkeler. Bu o karar aslında bir ölçüde şeye benziyordu. Türkiye'nin işte
Cancun'da alınan karar gereğince uzunca bir süre devam eden iklim finansmanı talebine dair görüşmelerin sonucunda çıkan kararda şey yazıyordu biliyorsunuz. Hani Türkiye şuradan 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 iklim finansmanı alıyor ve şuradan şuradan almaya devam edebilir. Santiago Network'ü de biraz ona benziyor. Şey için kayıp zararlar için nerelerden iklim finansmanı bulunabilir? Yalnızca onu söylüyor ya da o yönde bilgi sağlayacak. Bir şey hani başka gerilimli madde bu. Bir madde daha, kusura bakmayın uzattım. Adaptasyonu da söyleyeyim, öyle bırakayım. Adaptasyon başlığının hani Paris sonrasında hep şey dedik, adaptasyon mitigasyonla aynı ağırlığa kavuştu Paris aşamasında artık. Fakat o hani biçimsel olarak öyle olmakla birlikte, yani anlaşmanın metninde öyle olmakla birlikte uygulamaya baktığımızda öyle değil. Bir nedeni adaptasyonun Paris'te de yerel ya da ulusal bir sorun olarak kurgulanması. Hani azaltım küresel bir politika amacı olarak görülürken ve sayısallaştırılırken adaptasyon ülkelerin kendi ihtiyacı. İşte kendi koşulları, kendi kırılganlıkları, kendi ihtiyaçları çerçevesinde şey yapacakları, harekete geçirecekleri politika ayağı olarak görülüyordu. Öyle olduğu için de o hani bir şey yok orada. Bir somut eylem alanı yok. Süre giden şeyler var, başlıklar var, kurumlar var, işte finansman kaynağı var. O nedenle benim görebildiğim kadarıyla gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı adaptasyonun somutlaşmasını talep ediyorlar artık. Bu küresel adaptasyon amacının biraz daha hani sayısallaştırılabilir bir hale gelmesi yönünde bir talep var. Bu zor sayısallaştırmak, ama sayısallaştırmak galiba benim görebildiğim kadarıyla yine adaptasyon iklim finansmanı üzerinden yapılabilecek bir şey. Hani şu kadar emisyon azaltımı diye sayısal bir hedef adaptasyon için koyamayacağımız için adaptasyona ayrılan iklim finansmanının artırılması. Önden yapılan bildirimlerin ne kadarının adaptasyona ayrılacağının belirlenmesi, biraz daha öngörülebilirlik sağlanması belki başarılabilir orada. Dolayısıyla bir başlık bu olacak ve bunların hepsi birbirine bağlı olacak. Son nokta bunu söyleyeyim. Zengin ülkeler, işte ek-2 ülkeleri diyelim, gelişmiş ülkeler NDC yenileme, yükseltme ajandasıyla gelecek Glasgow'a. Diğer ülkeler kayıp zarar ve adaptasyon şeyiyle gelecek ve finansmanın, işte 2025'ten sonraki finansmanın ne diyelim, genel mali tablosunun görülür hale, öngörülür hale gelmesini bekleyecekler. Bu ikisi gene birbirine bağlanacak. Söylemeyi unuttuğum diğer başlık 6. madde. 6. maddeyi kilitleyecek diye düşünüyorum bu iki tarafın birbirinden oldukça farklı karakterli şeyleri, gündemleri ve beklentileri Glasgow'da. Çok teşekkürler. Çok detaylı bir şekilde aslında hani neler konuşulacağını özetlemiş oldunuz. Ben şimdi sorulardan yola çıkarak Mahire ve Gökşen'e döneceğim. Ama ben de çok kısa bir başına bir soru ekleyeyim. Son turda hepinizden de bunun cevabını merak ediyorum. Yani Glasgow'un çökme ihtimali var mı? Yani Glasgow'a bu kadar ciddi bir anlam yüklenirken diyelim ve İngiltere, Boris Johnson hükümeti böyle bir gerçekten bunu kendi şeyi için, diplomasisi için çok önemli bir yere koymuşken oradan hiçbir sonuç çıkmaması, işte NDC'ler konusunda en son konuşulanların ötesine geçilememesi, işte diğer maddelerde bir anlaşma sağlanamaması, iklim finansmanında vesaire. Böyle bir şey çıkabilir mi en azından? Bunu merak ediyorum, yorumlarınızı. Bunu unutmayın bu soruyu. Onun dışında Defne Gönenç Çin sorusunu önce okuyayım. Birincisi şeyi, iki soru sormuş. Birincisi tüketim emisyonlarının rolü. Yani yine Çin üretim emisyonları yüksek ama daha çok bu ürünler batıda tüketildiği için daha ziyade sorumluluk yine küresel kuzeyde değil mi diye sormuş. Bir bu. İkincisi de Paris Anlaşması Türkiye açısından, hep Türkiye'nin iklim aktivizmi daha ziyade Paris Anlaşması'na girme yönünde ama Paris Anlaşması zaten, NDC'ler zaten yetersizse o zaman anlaşmaya girmeden
yeni ve daha sert bir anlaşma istemek daha mantıklı değil mi? Daha etkili olmaz mı diye sormuş. Bu da iklim hareketi açısından herhalde. Belki iklim hareketinden özellikle Mahir ve Gökşen buna cevap verebilir. Yağız Eren'in bir sorusu var. Bu Türkiye'deki Murat Kurumlu Alok Şarman'ın yaptığı Haziran'daki görüşmenin çıktısını nasıl yorumlamak gerekir? O konuda da bir görüşünüz varsa lütfen unutmayın. Fırat Can Filiz, COP26'da sınırda karbon düzenlemesi proposal üzerine ne tarz adımlar atılacak demiş ama bu herhalde COP'la ilgili olmasa gerek. Bu Avrupa Birliği'nin kendi şeyi çünkü düzenlemesi. Yine Bingül Satıoğlu'nun yine karbon mekanizması üzerinden bir sorusu var. Bu AB karbon vergisinden elde edeceği geliri dezavantajlı grupları desteklemek yönünde kullanacağını söyledi. AB'nin bu geliri az geçmiş ülkeler için kullanması AB'nin daha fazla işbirliği içinde olmasını sağlayabilir mi? Belki Gökşen buna cevap verebilir. Unuttuğum bir soru var mı? Ekonomide Nilgül Bestekavur, ekonomideki konuşulan büyük sıfırlama yapılacak mı? Yani bu net sıfır hedefinden bahsediyor herhalde. Net sıfır hedefine ulaşılabilecek mi bu konudaki şeyi görüşlerinizi de söyleyebilirsiniz. Bir de karbon ticareti sorulmuş. Ben kimden başlayayım? Mahir, yine senden başlayalım istersen. Çok teşekkür ederim. Bütün sorulara mı cevap veriyoruz? İşte yoksa kısımdan tutup hangi sorulara cevap vermek istersen. Ya burada çok spesifik AB ve AB politikası odaklı sorular var. Onları ben Gökşen'e büyük kısmını bırakayım. Aradan seçerek o zaman gidiyorum. Açık büfe muamelesi yapıyorum sorulara. Kusuruma bakmasınlar dinleyicilerimiz. Şeyden başlayayım. Bu tüketim şeylerinden, emisyonlarından. Yani artık hesaplamalar consumption based, yani tüketim odaklı olarak da yapılıyor. Dolayısıyla birçok ülke için bu veriler elimizde var. Her zaman çok sağlıklı olmamakla beraber var. Bir ona cevap vereyim. Paris Anlaşması konusundaki analize katılmakla beraber yani Paris Anlaşması'nın kendisinin nasıl olabildiğine, olabilmesinin arkasındaki dinamiğe bakmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda anlaşmanın belki de baş mimarı Lawrence Dubiana'nın bir yorumu vardı. Bu NDC mekanizmasının tam olarak kendisinin aslında anlaşmanın olabilmesinin baş sebebi olduğunu, yani ülkelerin kendisine bırakılmasının baş sebep olduğunu söylemişti. Bu ideal olmayabilir ama bu gerçeği bilmeden de daha sert bir anlaşmayı savunmak, istemek gerçekçi olmayabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesi yapılması lazım. Bana sorsanız ben evet Paris Anlaşması'nın kendisinde yeterli olmadığını düşünüyorum ama hani bir mihenk taşı olarak benim için hala geçerlidir. Oradan Ümit, ben sorulardan ziyade senin söylediğin bir şeye bahsedeceğim. Birçok rakam verdin sen Türkiye ile ilgili konuşurken. Ben o rakamların aslında yeterince çarpıcı olmadığını düşünüyorum çoğu zaman. İşte %0.6'lar vesaire. Gerçekten sen de dedin küçük gözüküyor. Evet, küçük gözüküyor. Bana da küçük gözüküyor ama tarihsel emisyonlara baktığımız zaman kümülatif bence orada ciddi bir şey görmek mümkün. Örneğin işte 2000 yılına kadar Türkiye'nin tarihsel emisyonları 4.3 milyar tonmuş, özür diliyorum. 2019 yılı sonu itibariyle 10.5 milyar tona çıkmış ve diğer ülkeler kendi emisyonlarını azalttıkça bizim de göreceli olarak katkımız artıyor. Bu katlanarak devam edecek. Belki bu bakımdan bakınca, bu açıdan bakınca daha çarpıcı olabiliyor. Bu rakamlar başka. Çin'in üretim emisyonları, Batı'nın tüketim emisyonları meselesiyle ilgili soruyu şöyle biraz geliştirebilir miyim? Yani buradan şu kastediliyor aslında. Bu soru çok sık sorulan, çok sık tartışılan bir konu biliyorsunuz. Yani aslında burada niye Çin'i suçluyoruz? Çin'in bir suçu yok ya da Çin'in sorumluluğu o kadar da fazla değil. Bu kadar termik santralı Batı'ya ucuz tüketim malı üretmek için yapıyor. Dolayısıyla Batı eğer bunları tüketmezse Çin'in de üretmesine gerek kalmaz. Mantık bu aslında. Bu mantık doğru mu? Yani sonuçta bu üretimi yaparak büyüyen Çin değil mi sonuçta? Mesela ben de soruyu buradan sormak isterim. Evet, doğru, tek başına üretim emisyonlarına bakmak eksik olabilir ama
Batı bunları tüketmediğinde, Çin üretmeyince Çin büyümemiş olacak. Yani burada bütün şeyi Batı'ya vermek ve Çin'in sorumlu olmadığını iddia etmek doğru mu? Soruyorum ya gerçekten, benim de net değil cevabım. Buna ve bir şeye daha cevap verip toparlayayım. Çok da konuşmak istemiyorum. Bu sorunun cevabının çok daha uzun bir tartışmanın konusu olduğunu düşünüyorum ben, ki hali hazırda öyle bir tartışma var, işte küçülme vesaireyi de içeren, o gibi kapsamları da içeren. O yüzden oraya çok girmeyeceğim ama şöyle bir cevap vereyim. Siyah ve beyaz bir konu değil. İşin bir tarafında şu var. Evet, bu söylediğin şekilde kurulduğu zaman Çin kendisi tabiri caizse tırnak içinde gelişmek için hani bu üretimi yapıyor değil mi? Hani o bir fayda sağlıyor. Evet. Böyle bakıldığı zaman işte kömür kullanan ülkelerin de ya hani kömürü diğerleri de kullandı, biz niye kullanmayalım argümanıyla aynı yerden çıktığını görüyoruz bunun. Ama öte yandan şu da var. Dünyada gelişmekte olan ülkelerin, özellikle Afrika ülkelerine vesaire baktığımız zaman kömür kullanmamasını istiyorsak, yenilenebilir enerjilerin, teknolojilerin, altyapıların oralarda kurulabilmesi için ne gibi kaynaklar var, ne gibi imkanlar var, finansman ne alemde, buna da bakıp bu dengenin öyle kurulması lazım. Yani aslında tek taraflı bir konu değil, siyah ve beyaz değil. Senin söylediğini anlıyorum, katılıyorum ama öte yandan karşılığında da alternatifin bu işin müsebbipleri tarafından oluşturulması, en azından katkı sağlanması, yolunun çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orada onu söyleyeceğim. COP bu saatten sonra çökebilir mi meselesiyle ilgili de çok kısa bir yorum yapayım, bilmiyorum. Sanmıyorum. Bence ama asıl can sıkıcı olan şu haliyle etliye sütlüye dokunamayan ve ivme yakalayamayan COP'un kendisi. Yani hani şu haliyle bence yeterince can sıkıcı bir yerdeyiz. Çökmesi belki Kopenhag gibi bir kırılmayı işaret edecektir. Daha iyi bir yöne bile gidebilir, bilmiyorum. Hani orada spekülasyona girmeyeyim. Susup diğer konuşmacılara sözü devredeyim. Teşekkürler Mahir. Gökşen? Ben Mahir'in bıraktığı yerden alayım. COP çöker mi çökmez mi diye. COP'un bence çökecek bir gündemi yok. Yani Kopenhag'a giderken biz yeni bir anlaşma bekliyorduk. Öyle bir hevesle gidiyorduk. Ve yeni bir anlaşma olmadığı için Kopenhag'da COP çöktü. Bu sefer öyle bir gündemi yok. En fazla her şey bir sene sonraya gidecek. Ama tehlikeli olan şey şu. Biz bu her şeyi bir sene erteleye zaten gezegensel bir çöküşe gidiyoruz. Dolayısıyla bir COP çökmez ama bunları ertelemek bir sonuçta çok daha pahalıya patlayabilir hepimize. Bu Alok Sharma ve Murat Kurum arasındaki toplantıya kısaca değineyim. Bence orada çok önemli bir nokta vardı. İki cümle var ortak yapılan basın açıklamasında. Bir, diyorlar ki iki tarafta 1,5 derecenin ne kadar önemli olduğunu kabul etti. İki, Türkiye bir iklim yasası geliştiriyor. Türkiye bir iklim yasası geliştirmeyi, şimdi tekrar açtım onu, belgeyi buldum, bakıyorum. İklim yasası hazırlamaya, iklim değişikliği platformu kurmaya ve 2030 ve 2050 için olan strateji ve eylem planlarını güncellemeye, güncellemek yolunda çalışma yapmaya devam edecek diyor. Yani bu bence Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşları için gereken argümanı veriyor aslında. Tamam, Türkiye madem 2030 ve 2050 için 1,5 dereceyle uyumlu eylem planı geliştirmeli. Bitti. Yani madem bunun altında Murat Kurum imza attı. Bundan sonra bakanlık tarafından takibi yapılmıyorsa da zaten sivil toplum kuruluşlarının görevi bu. Bu hedefin takibinin yapılmasını için biraz baskı oluşturmak. Ona ben hani bu iki açıklamayı aynı metin içinde geçirdiği için o toplantı sonucunu önemli buluyorum. Bu sınırda karbon nasıl diyoruz ona? Sınırda karbon düzenleme mekanizması, değil mi Türkçesi? Ona birazcık değineyim. Bu ve karbon ticareti birbirinden farklı mekanizmalar Avrupa'da. Biraz onu anlatmak lazım. Sınırda karbon düzenlemesi aslında Avrupa'da yüksek emisyonlu üretim yapan firmaların bu bütün yasalar değiştikten sonra Avrupa'dan kaçıp Çin'de üretim yapmalarını engellemek için çıkartılmaya çalışılan bir düzenleme. Şu ki yani Avrupa dışında yüksek karbon emisyonlu üretim yapan firmalar eğer Avrupa'da ürünlerini satmak istiyorlarsa ek bir vergi ödeyecekler. Bu herkesi çok panikletti. Yani Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere bizim onayımız olmadan böyle bir anlaşmayı, böyle bir yasayı Avrupa Birliği geçiremez diye. Amerika, Çin, Rusya gibi birçok ülkeden tepkiler gelmeye başladı.
Dolayısıyla bu nasıl ilerleyecek bilmiyoruz ama en son komisyonun yaptığı açıklamaya göre biz dediler partnerlerle konuşmaya açığız ama Avrupa'dan hiçbir şirketin gidip daha rahat emisyon yani daha rahat karbon salımı yapabileceği başka bir yerde üretim yapmasını kabul etmeyeceğiz. O yüzden bir şekilde bu yasanın içeriğini değiştireceğiz. Diğer hani uluslararası müttefiklerimizle uyumlu hale getireceğiz ama bunu geçireceğiz bir şekilde dediler. Dolayısıyla bu bence hani kararlılık konusunda önemli bir şey. Avrupa'dan zaten bunun böyle bir yasanın çıkması birçok başka ülkeyi de belki harekete geçirebilir diye en azından umuyorum. Böylece belki birazcık emisyonların azalmasına sağlayabilir. Bu gelen paraların, karbon ticaretinden gelecek paraların düşük gelirli kişilere aktarılması o başka bir mekanizma. O Avrupa içindeki emisyon ticaret sisteminden kaynaklanıyor. Bu yeni Avrupa Birliği'nin yeni iklim hedeflerine ulaşabilmesi için öne sürülen yasa tasarılarından bir tanesi bu Avrupa Karbon Ticaret Sistemi'ni yeniden düzenlenmesi. Bu yeniden düzenlenmede komisyonun önerdiği şey normal emisyon ticaret sistemi olacak. Bir de bunun bir küçük alt versiyonu olacak. O da binalar ve ulaşımın karbon emisyonlarının azaltılması için olacak. Buradan binaların ve ulaşım sisteminin artık karbon emisyonu mekanizmasına, karbon ticaret mekanizmasına erişiminden gelen paralar, sonra az gelirli olan kişilerin bina izolasyonu ve aynı zamanda toplu taşımanın daha da yaygınlaştırılması için kullanılacak. Bu tabii çok büyük tartışma yarattı. Hala sosyal etkilerini konuşuyoruz bunun. Hani oradaki ara düzeydeki şirketlere ek bir vergi yüklemek, bu sefer o ara düzeydeki şirketlerin tüketicinin verdiği fiyatı arttırması demek. Dolayısıyla bu sistem nasıl daha iyi işleyebilir diye bizim Temmuz'dan beri en büyük tartışma konumuz o. Ama bir şekilde önümüzdeki 1,5 sene içinde bunu toplumun kabul edebileceği bir hale getirip Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinin kabul etmesi gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz Avrupalılar işlerine uymayan bir şey olduğunda sarı yeleklerini alıp çıkıyorlar sokağa. Dolayısıyla buna bir şekilde toplumun kabul edebileceği bir yönteme gelmesi gerekiyor. En son Paris Anlaşması ya da başka bir anlaşma mı şeyine bakarsak, yani Paris Anlaşması'nın işte Semra Hoca'nın çok kısaca iki cümleyle değindiği o 6. maddesinin bizim tamamlamamız bile ve hani bunu işlerliği olan bir hale getirebilmemiz bile yıllardır devam eden bir tartışma meselesi. Ben Paris Anlaşması'nın bilimin hani en son maksimum dediği 1,5 dereceyi referans gösterdiği için ve başka bir anlaşma tartışmasıyla kaybedecek vaktimiz olmadığı için önemli buluyorum açıkçası. Yoksa hani yani birçok açıdan Paris Anlaşması'nın daha da iyileştirilmesi mümkün. Ama bizim 190 küsür ülkeyi tekrar bir araya getirip tekrar sıfırdan bir anlaşma tartışıp bir de bundan daha iyisi olacağının hiçbir garantisi olmayan bir halde yeni bir anlaşma için masaya oturmaya çok çok geç kalmış olabiliriz o zaman. Çünkü önümüzde sadece 9 sene kaldı bizim her ülkenin iklim hedefini arttırabilmemiz için. O yüzden bence Paris Anlaşması ile uğraşmak yerine dönüp her ülkenin kendi iklim hedefini arttırması ve iklim finansmanını arttırması üzerine uğraşmayı daha mantıklı. Bir de ben sonuç odaklı bir insanım. Yani sonuçtaki sera gazı azaltımları açısından da onu daha etkili olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu demin ilk başta söylediğin hani net sıfır hedefi ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili ben de ufak bir ön duyuru yapmış olayım. Bizim şimdi İPM'de Türkiye'nin net sıfır hedefinin nasıl olabileceğine dair bir çalışmamız devam ediyor. Umarım Glasgow'dan önce onu da sunacağız ve tartışmayı açmış olacağız. Mümkün, yani mümkün olduğunu en azından göreceğiz o raporla beraber onu tartışırken. Can Boyacıoğlu'nun sorusuna da oradan cevap vermiş olayım. İnşaat sektörü gibi sektörlerde mevcut paradigmanın ekolojik hale getirilmesi falan geçerli yitirdi mi gibi. Hayır, aslında tam tersine. Zaten net sıfır demek
inşaat sektörü için önemli olan sektörler de işte enerji, çimento, demir, çelik, bunların da karbonsuzlaştırılması anlamına geliyor ki bunun içinde teknoloji var ya da gelişiyor. Dolayısıyla bütün sektörlerin, sadece inşaat sektörünün değil, tabii en kötüsü o, ama yani bütün sektörlerin, enerji sektörünün, inşaat sektörünün, tarımın vesairenin hepsinin karbonsuzlaştırılması asıl amaç. Dolayısıyla mümkün elbette. Bu sadece bizim burada tartıştığımız, hani müzakere boyutunu tartıştığımız için müzakerelerde bu düzeyde bir tartışma tabii olmuyor. Müzakereler daha genel düzeyde bir tartışma. Bu işin ekonomi boyutunu belki 15 gün sonra yapacağımız ikinci webinarda, orada iktisatçıların da olduğu bir grupla daha detaylı bir şekilde tartışabiliriz. Onu da duyurmuş olayım. Semra Hocam, 5 dakikamız kaldı. Son söz, bu sorulara cevaben söylemek istediklerinizi, bir de Bahar Özay'ın sorusunu da oraya ekleyeyim. O da Türkiye'nin Glasgow öncesinde bir adım atacağını düşünüyor musunuz demiş. Bu da işin fal kısmı olarak son söz olarak bırakıyorum. Ondan sonra da kapatacağız. Evet, mikrofon açabiliriz. Diğer sorulardan da istediğim gibi. O 5 dakika benim mi? Evet, o 5 dakika. 4 dakika kaldı. Çok iyi. Şimdi COP çöker mi? COP zaten etik olarak çökmüş durumda şu anda. Yani kırmızı liste, işte neyse adı, potansiyel katılımcıların COVID nedeniyle aşı oldukları halde gidemedikleri bir COP. Sivil toplumun, işte küresel iklim hareketinin katılmasının işte önünde çok büyük engeller olan bir COP. Aynı zamanda gene tartışıldığı gibi taraflar oturumları kapalı yapmak istiyorlar daha fazla. Hani mümkün olduğunca kapalı bir şey olacak, COP olacak. O nedenle bence ahlaki olarak çökmüş durumda. Öbür taraftan ama Gökşen'in dediği gibi çökmesine neden olacak bir şey olmadığı için, gündemi olmadığı için yalnızca Madrid'de gördüğümüz gibi şey olur. Anlaşamazlar, anlaşamadık derler, COP uzar. O olur. Onun ötesinde çökecek bir COP değil Glasgow. Türkiye için Bahar Hanım'ın sorusuna hani falcılık yapamıyoruz. Geçen sene de Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde hatırlarsanız bu Türkiye ile ilgili iklim finansmanı paketinin sonuçlanması ve işte New York'ta Türkiye'nin Paris'e taraf olacağının açıklanması gibi bir beklenti oluşmuştu. Medyadaki haberlerin de yarattığı bir iyimserlikti. Bu sene de aynı şey var. Beklenti var. New York'ta açıklanır mı bilmiyorum ama o nedenle bir şey söylenemiyor. Onu bir tarafa bırakırsak, ilginç bir sene oldu 2021 Türkiye'nin iklim gündemi açısından. Birincisi, hani COVID etkisiyle bütün dünyada olduğu gibi toplum daha fazla iklim hakkında farkındalık sahibi oldu. İklim bağlantılı felaketler nedeniyle daha fazla konuştuk iklim değişikliğini. Dünya da konuşuyor ama biz daha fazla konuştuk bunu. Onun dışında bütün çevre meselelerinde olduğu gibi ama iklimde daha fazla olduğu gibi en başından itibaren uluslararası dinamikler sürüklüyor Türkiye'nin iklim politikasını. Epeyce başından beri konuştuğumuz gibi epeyce şey oldu dünyada. Türkiye'nin iklim politikası da gözden geçirmesi ya da bir yola sokması gereğini daha doğrudan işte siyasi iradenin hissetmesine yol açacak gelişmeler. İşte Biden'ın başkanlığı, yani Trump'ın seçilmesi beklentisi daha ağır basıyordu Türkiye siyasetinde biliyorsunuz. Paris'ten çıkmış bir Amerika Trump yönetimi altında daha rahat edecekti Türkiye iklim siyaseti açısından. Olmadı, Biden geldi ve hani tarif ettiğim şekilde uluslararası politikasını iklim eksenine oturttu. Dahası Avrupa Birliği, hani bizim şeyimizi, çevre ve iklim politikamızı daha doğrudan sürükleyen, iten, şekillendiren bir güç olarak, hani Avrupa Birliği'nin iklim liderliğinden dünyada söz edemiyoruz çünkü yapısal bir gücü yok iklim açısından Avrupa Birliği'nin. Fakat Türkiye gibi ülkeler açısından önemli bir güç iklim politikası şekillendirmek bağlamında. Avrupa Yeşil Mutabakatı çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Yani
oturduğumuz yerin rahat olmadığını gösterdi karar vericilere, durduğumuz yerin. Bunu zaten iş dünyası, yani real ekonomi deniyor ya hep, real ekonomi bunu fark etmişti 2019'dan bu yana. Onlar bir hareketlenme başlamıştı ama karar vericiler de onların da hareketlenmesiyle birlikte durduğumuz yerin yanlış olduğunu görmüş oldular bence. İşte hani saymadık, o kadar çok şey oldu ki hepsinin konuşmaya fırsat kalmıyor. Yeşil mutabakat eylem planı çıktı değil mi? Yani içi yok aslında, içi dolu değil de bir eylem planı var orada. Toplumsal cinsiyet eylem planı gibi. O bile hani orada bir şey yapmak gerektiğini gösteriyor ve dahası bunu iş dünyası sürüklüyor. Gene Türkiye iklim siyaseti açısından önemli bir şey. TÜSİAD'ı, TOB'u, başka grupları, ihracatçılar meclisini, hepsini de hani biçimsel olarak bile olsa Paris Anlaşması'nın onaylanması çağrısı yaparken gördük. Daha alçak sesle söyleniyordu, daha yumuşak ifadelerle söyleniyordu ama mecliste oluşturulan Küresel İklim Değişikliği Komisyonu'nda bu aktörlerin gelip orada çok önemli bir ekonomik riskle, tehditle karşı karşıya olduğunu Türkiye ekonomisinin söylediler. Hani başkalarından daha güçlü bir şekilde söylediler. Bu ne kadar bir hani hareketlenmeye yol açar bilemiyoruz. Fakat bunun konuşulmuş olması Türkiye'de bazı dinamiklerin değişmesi gerektiğini yani gösteriyor bize. Sharma'nın konuşma, işte Türkiye ziyareti, Gökşen'in yakaladığı nokta çok önemli. 1.5 derece, işte onu şeyde de AB yüksek düzeyli diyaloğunda da gördük. Oradan çıkışta da 1.5 derece şeyi vardı, atıfı vardı. Fakat şöyle bir şey var. Ümit'in Türkiye'deki hani bu şey, tarihsel sorumluluk, güncel emisyonlar üzerinden kurulan yeni dili ve bunun yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla ilişkilendirilerek sunulmasına dair söyledikleriyle ilişkili. Şimdi bütün ülkeler aslında kendi iklim kimliklerini diyelim, iklim siyaseti kimliklerini yeniden kuruyorlar. Bu 2020-2021 buna da yol açtı biraz. Türkiye'de orada yeniden iklim kimliği kurma arayışına girdi. Bu dışarıdan gelen etkilerle de oldu biraz. Bir de iç siyasette hangi bakanlığın daha etkili olduğu, iklim siyaseti yaparken hangi bakanlığın daha belirleyici olduğuyla da ilişkili bir şey. Ağırlık noktası şeye kaydı, Enerji Bakanlığı'na, yani enerjiyle ilgili tarafa kaymış oldu. Ve onlar bu şeyi, yenilenebilir enerji kurulu gücünü ön plana çıkarmayı tercih ettiler. Biraz kimin konuştuğuyla ilgili bir şey iklim politikası hakkında. Ve bu karşılık buluyor. Hani Türkiye kendi iklim kimliğini kurarken hani karşılıklı kurulan bir şey ya kimlik. Uluslararası alandan da Türkiye'ye böyle olumlu bir kimlik giydiriliyor. Yani İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa Birliği'de, bütün şeylerde, konuşmalarda Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki bu büyük ilerleme diyelim, hani görece Türkiye'nin daha önceki tarihlerdeki durumuyla karşılaştırıldığında bir ilerleme var. Onu ön plana çıkarıyorlar. Hatta çok şaşırmıştım. İngiltere'nin iklim, hani bu bölgedeki iklim elçisi COP için Türkiye'yi bazı açılardan dünyada iklim lideri olarak tanımladı konuşmasında. Yani böyle bir şey var. Karşılıklı iki taraflı enerji üzerinden kurulmuş bir Türkiye ile temas dili var. Bu belki biraz teşvik ediyor bunu. Onun yanında hani şeyde, Türkiye'nin de bu her zaman olduğu gibi yeniden kurulma, hani yapboz dönemlerinde diyelim, aradan bir şey bularak, kendisine bir yer açarak ek bir kimliğini şey yap, değiştirme, ekten çıkma arayışını daha böyle iyi niyetle değil, iyimserlikle o çabaya girdiğini görüyoruz. Gene COP'un gündeminde Türkiye'nin ekten çıkma talebi var. Onun sonucunu bilmiyoruz. Ama aslında bu, biliyoruz demek daha doğru olabilir. Şimdilik bilmiyoruz diyelim. Hani şeyde de Kopenhag yeniden yapılış aşamasında, Paris yeniden yapılış aşamasında hep bunları kullanmaya çalıştı Türkiye. Yani müthiş bir şey var, hareketlilik var. Bir de belki iyi bir şey bu. Hani AB ile ilişkilere de zemin oldu. Hani durmuş olan ilişkileri şimdi iklim yüksek düzeyli diyaloğu gibi hani bir şey sağlandı, temas sağlandı AB ile. Yeşil mutabakat dolayısıyla oluyor bu ama şeyin canlanması, AB ilişkilerinin bir ne diyelim, kendine bir rota bulması, bir konu bulması açısından da önemli bir şey. Bilmiyorum başka bir şey var mıydı
5 dakikayı da geçmişindir zaten, kusura bakmayın. Rica ederim. Çok teşekkürler. Bu şeye çok kısa bir şey ekleyeyim. Enerji Bakanlığı'na kayması ve hikayenin oraya doğru gitmesi zaten bu yapılmadan önce bu açıklanmıştı. Tam da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar'ın Türkiye kendisine yeni bir hikaye yazmalıdır diye bir demeci vardı. Hatırlarsınız bir sene önce falan. Bunun üzerine zaten bir takım toplantılar yapıldı. Bazı paydaşları davet ettiler, toplantılar yaptılar ve o toplantılardan sonra bu Türkiye dünyada 12. Avrupa'da 5. söylemi çıktı ve çok bilinçli bir şekilde bu söylem ve Türkiye'nin neredeyse hiç tarihsel sorumlu olmadığı söylemi bir araya getirilerek Türkiye iklim lideri, iklim politikaları lideri ilan edildi. Bu aslında tam da biz kendi hikayemizi yazacağız. Paris'i onaylamayacağız, kendi hikayemizi yazacağız politikasının sonucu oldu. Çok da hani bunların tesadüfi geliştiği gibi bir izlenim doğarsa değil yani. Tesadüf değil. Son derece bilinçli bir şekilde Türkiye iklim politikalarını yeniden yazıyor. Doğru. Ben de bu şekilde ona katkıda bulunmaya çalışayım. Çok teşekkürler arkadaşlar. 1,5 saat de biraz geçtik ama çok doyurucu bir tartışma oldu. Gökşen, Mahir, Semra Hocam teşekkür ediyorum. Herkese de katıldıkları için çok teşekkürler. 15 gün sonra 4 Ekim'de ekonomi boyutunu meselenin, yani Glasgow'a doğru yeşil yeni düzen politikaları, işte bu sınırda karbon düzenlemesi vesaire dahil olmak üzere meselenin ekonomi ve enerji boyutunu tartışacağız. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.